Elektrostatik enerji konumuzla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar iş için ne demiştik? Bir birim yükü elektrik alan içerisinde bir noktadan başka bir noktaya taşırken bu elektrik alana karşı yaptığımız işti. Bu da ne olarak yazmıştık? V bölü Q eşittir eksi mesela A'dan B'ye E nokta çarpım diğer olarak elektrik potansiyeli konusunda yazmıştık. Bu da neye eşitti? İki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkı eşitti. V, AB demiştik. O zaman buradan V yerine ne yazarız? Şu Q 3 tarafa atarsak Q ve AB şeklinde yazabiliriz değil mi? Yani genel biçimde Q eşittir, V eşittir, W eşittir, Q ve şeklinde yazabiliyoruz. Şuradan da görüyoruz bunu. Şimdi bu mantık üzerinden gideceğiz. Şimdi şöyle 3 tane noktamız olsun. P1, P2 ve P3 noktası. Şurada sonsuz. Sonsuzdan 3 tane yükümüzü sırasıyla getirdiğimizi düşünelim. Q1 yükü, Q2 yükü, Q3 yükü. Şimdi ilk başta Q1'i getirirken yaptığımız iş V1 diyelim, W1. Nedir arkadaşlar? Şimdi ilk başta ortamda elektrik alan yok. Q1'i getiriyoruz P1 noktasına. Elektrik alan olmadığı için elektrik alana karşı bir iş yapmış olmuyoruz. Şuradan gördüğümüz gibi E yok, 0. O zaman V1 nedir? 0'dır. Şimdi Q1 artık buraya geldi. Burada Q1 var. Şimdi Q2'yi sonsuzdan P2 noktasına getiriyoruz. Buna da W2 diyelim. Bu ne olacak? Q2 artık burada P2 noktasındaki potansiyele bakacağız. P2 noktasındaki potansiyel de nedir? Q1'in P2 noktasındaki potansiyeldir değil mi? O zaman buraya ne diyeceğiz? V2 1. V2 1 dediğimiz Q1'in Q2'deki potansiyeli. Ya da P2'deki diyelim. Yani Q1'in P2 noktasındaki potansiyeli. Çünkü artık elektrik alan var. Q1 bir elektrik alan oluşturuyor. Dolayısıyla elektrik alanına karşı yapılan işimiz de var. Biz burada neyi buluyoruz? P2 noktasıyla sonsuz arasındaki potansiyel farkı buluyoruz. Sonsuzda zaten gerilimimiz neydi? Sıfırdı. Dolayısıyla P2 noktasındaki potansiyelimiz Q1'in P2 noktasındaki potansiyelidir. Bunu da V2 bir şeklinde yazdık. Başındaki Q'yu da Q2'yi taşıdığımız için Q2 yazıyoruz. Şimdi Q2 de geldi. Şimdi Q3'ü getiriyoruz P3 noktasına. Buna da W3 diyelim. Bu da ne olacak? Q3. P3 noktasında bakın hem Q1'in oluşturduğu potansiyel var hem de Q2'nin oluşturduğu potansiyel var. O zaman buraya V3 1 artı V3 2 dememiz gerekiyor. Şimdi peki o zaman toplam enerjimiz ne olur? Onu bir yazalım. VE 1 artı 2 artı 3 şeklinde yazarsak buradan ne geliyor arkadaşlar? Q2 V2 1 artı Q3 V3 1 artı V3 2 geliyor değil mi? Şimdi aynı şekilde ilk Q1 yükü değil de Q3 yükü gelirse o zaman ne olur? V3'ümüz 0 olur. Çünkü gene bomboş. Yani elektrik alan yok. İlk Q3 yükünü getirdik. Elektrik alana karşı elektrik alan olmadığı için ona karşı bir iş yapmış olmuyoruz. 0. Ardından Q2'yi getirdik. Bu sefer Q2 ne yazacağız buraya? Q3'ün P2 noktasında oluşturduğu potansiyel V3 2. V1 yerine ne yazacağız? Ya da omega 1 yerine ya da W1 yerine. Q1 şurası 1 olacak. Q1'i sonsuzdan getirdik. P1 noktasındaki potansiyelimiz ne? Q2'nin P1 noktasındaki ve Q3'ün P1 noktasında oluşturduğu potansiyeller. Şunu o zaman buraya ne yazıyoruz? V3 1 artı V şuraları ya ters yazdık. V2 3 diyeceğiz. Şuna da V1 3 artı V1 2 diyeceğiz. 1 2 1 3. Yani şurada Q3'ün P2'de oluşturduğu, Q2'nin P1'de ve Q3'ün P1'de oluşturduğu
Potansiyelleri yazdık. Burada da yine toplamımız ne geliyor? V1 artı. Bu sefer Q1 artı V12 artı V13 artı Q2 V23. O zaman 2 bulduğumuz enerjiyi de toplarsak 2V'ye ne oldu arkadaşlar? Yukarıda neydi? Yukarıda Q1'li terim yok zaten. Aşağıda var sadece. Q1 V12 artı V13 artı Q2. Şimdi yukarıdakinde Q2 V21'di. Burada da V23. Yani V21 artı V23 artı Q3. Aşağıdakinde yok. Yukarıdakinde V31 artı V32. Şimdi şu V12 V13'e de P1 noktasındaki toplam potansiyel deyip V1 dersek, aynı şekilde buraya P2 noktasındaki toplam potansiyel V2, buraya da P3 noktasındaki toplam potansiyel V3 dersek, şu 2'yi de şuraya bölü olarak atarsak enerjimiz ne geliyor? 1 bölü 2 parantezinde Q1 V1 artı Q2 V2 artı Q3 V3. Peki n tane nokta yükümüz olursa? Şimdi 3 tane nokta yükümüz vardı ya, n tane nokta yük için ne olur arkadaşlar? Q4 V4 artı Qn Vn'e kadar gidecek. O zaman V eşittir 1 bölü 2 toplam sembolü ile yazarsak, K eşittir 1'den n edersek Qk Vk şeklinde enerjimizi yazıyoruz. Peki sürekli yük dağılımı olursa, bu nokta yük içindi. Sürekli yük dağılımı olursa da ne diyeceğiz? 1 bölü 2 integral. Q'yu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Mesela çizgisel bir yük için çizgisel yük yoğunluğu çarpı dl'ydi değil mi? Rho l, bir de burada v var. Rho l ve dl şeklinde. O zaman yüzey yükü için yüzeysel bir yük dağılımımız varsa da rho s ve ds. Hacimsel yük dağılımımız varsa hacimsel yük yoğunluğu rho ve potansiyelimiz şu formülden dolayı v gelecek. Ve hacim dv. Bunlar da sürekli yük dağılımı varsa, çizgi yük için, yüzey yük için, da hacim yük için. Bunları da şöyle kare içerisine alalım. Şimdi alan bağıntılarına göre enerjiyi yazarsak, yani elektrik alanı ve elektrik akığı yoğunluğuna bağlı olarak yazmaya çalışırsak nasıl yazacağız? Şimdi rho v neydi arkadaşlar? D'nin divergence'ydi değil mi? O zaman şu formülde rho v yerine D'nin divergence'ını yazarsak enerjimiz 1 bölü 2 integral D'nin divergence'ı, bir de burada V var. DV. Şimdi şu ifadeyi nasıl yazabiliriz? Şu V'yi şuraya alırsak nasıl yazabiliriz bunu? Birinci çarpı ikinci türevi çarpım türevi yapıyoruz. Birinci V çarpı ikinci türevi ne? D'nin divergence'ı artı ikinci çarpım nasıl olacak? Nokta çarpım. Birincinin türevi ne? V'nin gradyenti. Şimdi bizim şuradaki ifademiz ne? Şu değil mi? Şunun aynısı. O zaman şunu şöyle olduğunu düşünürsek, şunu da yine böyle, yani şu V'yi şu tarafa alabiliriz değil mi? Şunu da şöyle yazdığımızı düşünürsek, bu skaler bir şey sonuçta. Bunu sağda veya solda olması bir şey değiştirmiyor. Şu genel ifade, bu ifadenin çarpım türevine göre açtığımızda bu ve bu geldi. O zaman bizim şu şununla eşit olduğu için bunu burada yalnız bırakacağız. O zaman şu ifadeden şunu yalnız bırakırsak, ortalık çok karıştı. Şunları bir sileyim. Yani şunu yalnız bırakıyoruz. O zaman
Bunun yerine ne yazıyoruz? D eksi D'nin daha birincisi V'nin gradyenti şeklinde yazabiliriz. O zaman bu integralde de bunun yerine şu ifadeyi yazarsak komple ne gelecek? V eşittir 1 bölü 2 dv. Dağıtırsak integrali de eksi 1 bölü 2 bu kısımda ne var? D nokta çarpı v'nin gradyenti dv. Şimdi yani şu genel bir vektör özelliği, bunu yazdık. Bunu çarpım türevine göre şu şekilde açtık. Bizim integralimizin içinde şu ifade vardı. Bakın bu ifade de bu ifadeye eşit. Dolayısıyla bunu yalnız bıraktık. O da bu geldi. Sonra bunun yerine gidip integralde yerine şu ifadeyi yazdık. Oradan da alttaki şu büyük ifadeyi elde ettik. Şimdi şu sol taraftaki yere divergence teoremi uygularsak, bıraksama teoremi ne gelir? 1 bölü 2 ve D nokta çarpım DS gelecek. İkinci tarafa bir işlem yap. İkinci tarafta da şimdi şu eksi içeri alırsak D nokta çarpım eksi gradyent V olacak değil mi? Biz de elektrik alanı ne demiştik? Eksi V'nin gradyenti demiştik. O zaman şuraya E yazabiliriz. O zaman bu integral yerine de şuraya artı olur o zaman. D nokta çarpım E DV şeklinde yazabiliriz. Şimdi şu kısmı bir inceleyelim. Sol taraftaki ifadeyi. Şimdi V formülü neydi? Basitçe 1 bölü 4 P epsilon 0 Q bölü R'ydi değil mi? Yani 1 bölü R ile değişiyor bu. Peki D'miz neydi bizim? D'de epsilon E'ydi zaten. Elektrik alanla doğru orantılı. Bu nasıl değişiyor? Elektrik alanımız neydi? 1 bölü 4 epsilon 0 Q bölü R kareydi değil mi? Bu da 1 bölü R kare ile değişiyor. DS nedir? DS alandır. Alan nedir? R karedir. O zaman şu bizim 3'ünü çarpıyoruz. 1 bölü R çarpı 1 bölü R kare çarpı R kare. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? Şu R kareler gider. Yani 1 bölü R ile değişecek bizim sol taraftaki integralimiz. Eğer yüzeyimiz büyükse ya da R'miz yeterince büyükse ne oluyor? Yani R'nin sonsuza gittiğini düşünürsek bu ifade sıfıra gidiyor değil mi? 1 bölü R sıfıra gidiyor. O zaman bizim bu sol taraftaki integralimiz sıfıra gidecek. Sadece sağ taraftakine bakacağız. Ona da ne demiştik? 1 bölü 2 D nokta çarpım E DV değil mi? Bu da bizim alan bileşenlerine bağlı olarak ki enerji formülümüz. D yerine de epsilon E yazarsak bu formülle ne geliyor? Şuraya epsilon E yazarsak E nokta çarpım E, yani E'nin büyüklüğü gelecek. Epsilon E kare olacak. DV. O zaman E yerine de D bölü epsilon yazabiliriz. Aynı şekilde şu formülde E yerine D bölü epsilon yazarsak da bir diğer hali ne olur bu sefer? D'nin karesi büyüklüğünün karesi bölü epsilon olur. Yani bu formüllerin üçü de aynı. Sadece farklı tarzlar. Sorulara göre hangisini biliyorsak. Mesela elektrik alanı atıyorum Gauss yasasından bulduk. Sonra şu formülü kullanarak bir hacim içerisindeki kapsadığımız enerjiyi bulabiliriz. Şimdi bir formülümüz bunlar. Sonra şurada bir formül daha yazdık. Sürekli yükler için ve nokta yük için. Şimdi 3 tane enerji formülümüz oldu. Peki kapasitansa göre de bir enerji formülü yazmak istersek. Bir önceki derste kapasitörlerdeki kapasitans hesabını yapmıştık. Şimdi gene mesela paralel plaka bir kapasitörümüz olduğunu düşünelim. Şöyle bir gerilim kaynağına bağlı olsun. Böyle plakamız var. Şurada artı, şurada eksi ve V'ymiş bunun gerilimi de. Yine bu taraf artı yüklenecek. Bu taraf eksi yüklenecek.
Şurası gene dielektrik arasındaki mesafede D olsun. Şurada dielektrik diyelim. Şimdi biz elektrik alanı şurada kolayca nasıl yazabiliriz? Şimdi bu artı ve eksi yükler arasındaki iletkenler arasındaki potansiyel farka bakıyorduk değil mi? Zaten bunun pil bağlı buna. Pilin gerilimi de V ise o zaman bunun iki nokta arasındaki potansiyel farkı V dersek arasındaki mesafe de D'ydi. V bölü D şeklinde yazabiliriz. Zaten elektrik alanımızın birimi neydi? Volt bölü metreydi. V bölü D. D de uzunluk olduğu için volt bölü metre yani. Şimdi E'yi böyle yazdık. Yukarıda bulduğumuz enerji formülü de neydi? 1 bölü 2 epsilon E'nin karesi dV'ydi değil mi? Şimdi o zaman E de şuydu. O zaman şu integrali 1 bölü 2 epsilon V bölü D'nin karesi hacim de nedir? Paralel plakada şu yukarıdaki iletkenin veya alttaki iletkenin yüzey alanı S demiştik. Çarpı yükseklik ya da arasındaki mesafe o da D değil mi? O zaman hacim yerine SD'ye yazabiliriz. Yani taban alanı çarpı yükseklik yaptık yani aslında. O zaman buradan ne geliyor? 1 bölü 2 epsilon V kare bölü D kare SD geliyor. Şu D'ler sadeleşti. Bunu toparlayarak yazarsak 1 bölü 2 epsilon S bölü D V kare geldi. Şimdi gördüğünüz gibi epsilon SD'yi paralel plakalı kapasitörlerde kapasitansı bulurken hesaplamıştık. O da ne çıkmıştı? Epsilon S bölü D çıkmıştı. Yani burası kapasitans C. O zaman biz enerjimizi 1 bölü 2 C V kare olarak da yazabiliriz. Aynı şekilde Q da neydi? CV idi. O zaman buradan C'yi yalnız bırakırsak Q bölü V. Yani şu formülde C yerine Q bölü V yazarsak ne geliyor? Şuraya Q bölü V yazdık. V'lerin biri sadeleşecek. 1 bölü 2 QV bir diğer formül. Yani bunların bir tanesini bilsek diğerlerini rahatça geçebiliriz zaten. Önemli olan bir tanesini bilmek. Bir diğer şekilde V'yi yalnız bırakırız. Q bölü C olur. Şurada V yerine Q bölü C yazarsak Q kare bölü C kare. C'lerin bir tanesi sadeleşiyor. Q'nun karesi bölü 2C de bir diğer formülümüz. O zaman biz kapasitansı bulmak için 5 tane adım yazmıştık ya. Başka bir şekilde de kapasitansı hesaplayabiliriz. Ne yaparız? Gene koordinat sistemini seçip artı Q eksi Q yükleri koyup elektrik alanını hesaplarız. Elektrik alanını hesapladıktan sonra şu enerji formülünü kullanarak enerjiyi buluruz. Bu bulduğumuz enerji de şu bulduğumuz enerjiye eşit olmalı. Yani ikisi aynı enerji. O zaman bu formülü de iki formülü birbirine eşitleyerek buradan kapasitansı çekebiliriz. Bu şekilde de hesaplayabiliriz farklı bir yöntem olarak. Başka elektrostatik kuvvette şimdi enerjiyi bulduk ya. Mesela diyelim değişimimiz x yönünde olsun. Bulduğumuz enerjinin x'e göre türevini alarak da elektrostatik kuvveti hesaplayabiliriz. Z'ye göre ise mesela şurada dz olacak ya da y'ye göre ise dy olacak. Bu şekilde elektrostatik kuvvete de geçiş yapabiliyoruz. Bu enerji konumuz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.